Belki alfabetik sıraya göre gidiyorsak seni de dinleyelim sonra Ben alfabetik sıra derken ACM A'la başlıyor, sonra Continue C'ye gidiyor falan. ben. Tamam, böyle çok kırılımlı katmanlı bir şey var. Tamam o zaman. Selamlar herkese arkadaşlar. Murat Yurdakul ben de. Ben de Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Bilgisayar mühendisi mezunuyum. Daha üniversite bitmeden yazılım sektörüne girmiştim ben. İşte Teknokent'te bir savunma firmasında gömülü sistemler, yazılımlar geliştiriyordum gömülü sistemler için. Uzun süre çalıştım, kod yazdım. Sonra çabuk yıprandım sanırım savunma sanayinde. Yani bayağı Emekli mi oldun? 7-8, 7-8, efendim? Emekli oldun Emekli, sırayla. yani yazılım. Yok şey, 3-4 sene kod yazdım ben bu arada şeyde savunma sanayinde. Sonra yazılım geliştirmenin diğer gerektirdiği diğer rolleri biraz üstlenerek devam ettim kariyerime. Sonra bir organizasyonda proje yöneticisi olarak çalışırken o organizasyonda Agile Dönüşüm İnisiyatifi ortaya çıktı. Ben de o inisiyatifi drive eden takımı bir üyesiydim. Minik bir takımımız vardı. Sonra biz o organizasyonda ACM'le birlikte çalışmaya başladık. Danışmanlık aldık. Sonra ben o işi bayağı sevdim. Bana uygun olduğunu düşündüm. Sonra da kariyerime o yönde ilerlemeye gayret ettim. Sonra da yollarımız ACM'le kesişti. Ben de Eylül başından beri ACM ailesinin bir üyesiyim. Bu arada şöyle, ben bu işi sevdim ve bir Agile koç, Agile danışman olarak kariyerime devam ettim. Çünkü geçmişimde benim iki tane de startup'ım var. Zengin etmeyen beni iki startup var. Ya orada çalışırken zaten böyle o kavramları hiç bilmeden, bu dünyayı hiç tanımadan şartlar oraya doğru ittiği için zaten böyle çok çevik, böyle değişen taleplere, değişen ortama sürekli cevap verme zorunda olduğumuz ve işte bu çok hızlı bir şekilde para kazanmaya başlamak, o döngüyü sağlamak gayretiyle çalıştığımız bir şey vardı, çalışma düzenimiz vardı. Ve seviyordum da ve o dinamizmi, o işte hareketleri, o sürekli evvel olma durumunu ve sürekli kısa sürede değer üretme, bir oradan getiri elde etme durumu bu Agile Coach, Agile Danışman hakkıyla çok çok destek verebildiğim bir şey, çalışma düzeni oldu. O yüzden de çok seviyorum yaptığım işi de. Ben biraz uzun konuştum gibi hissettim. Benden de bu kadar. O zaman ben sözü Bilge'nin de izniyle belki devredeyim. Teşekkürler Murat Bey. Berk, evet, seni dinliyoruz şimdi. Selamlar. Ben Berk Duygar. Her ne kadar ismim Talks olarak geçse de onu bir türlü değiştiremedim. Vereksin azizliğine uğradık. Kusura bakmayın. Berk Duygar. Continuum'un yönetici ve danışmanlarındanım. ACM'e de bu arada teşekkür ediyorum Murat ve Ahmet'e katıldıkları için bugün bize. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Ben de bilgisayar mühendisiyim. Sonrasında endüstri mühendisliği yüksek lisansı yaptım. Benzer şekilde yazılımcı olarak başladık Java ile kariyerimize. Çok bana göre olmadığını anlayarak sonrasında danışmanlık, kalite ve bugün DevOps tarafına doğru bir geçiş oldu. Yaklaşık 12 yıldır da bu IT alanında görev alıyorum deyip aslında hızlıca merak edilen konulara geçmek istedim. Teşekkürler Berk. Ben o zaman ilk sorumu sorarak başlıyorum. Teşekkürler kendinizi tanıttığınız için. İlk sorum şöyle olacak. Agile ile DevOps sizce nasıl ilişkili? Ve sizce neden önemli bu ikisinin birbiri arasındaki ilişkisi? Ahmet Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Ya şöyle, bence çok önemli diyerek başlayayım. Ya şimdi Agile neden önemli diye bir söze başlamak isterim. Çünkü Agile danışmanı olduğumuz için tabii ki de. Yani dünya değişiyor, her şey hızla değişiyor. Çok uzun zaman oldu. İşte endüstriyel devrim biteli çok uzun zaman oldu aslında. Ve internetin hayatımıza girmesiyle de dünya her zamankinden daha hızlı akmaya başladı. Hani ürünlerin kullanım süreleri düştü, şirketlerin yaşam ömürleri düştü. Yani şu anda 6 sene falan diye söyleniyor. Dolayısıyla
Böyle hızla değişen bir dünyada yeni bir ürün yapmak, yeni bir projeyi hayata geçirmek de bir o kadar hız ve çeviklik isteyen bir konu haline geliyor. Bu şu anlama geliyor. Proje dediğimiz şey ya da bizim bir talebi yerine getirmemiz, bir varsayımın hayata geçirme, bir varsayım sonucunda oluşturduğumuz bir çözümün hayata geçirmemiz. Şimdi bu süre aslında bu bir test bana göre. Bir şeyi test ediyoruz. Bu bir business varsayımı olabilir ya da bu bir teknik varsayım olabilir. Önemli değil. Biz bu testi ne kadar erken yapabiliyoruz? Ne kadar erken, ne kadar küçük bir şeyle, increment elde ederek, ilerlemeyle bu testi yapabiliyoruz. Burası işin biraz daha agile ve felsefik tarafı. DevOps'la ilişkisi ise değişimin ya da agile yöntemlerin en başından beri söyledi. Agile yöntemlerin içerisinde iterative incremental development var. Yani yaptığın şeyin üzerine koya koya ilerliyorsun. Yaptığın şeyin üzerine koya koya ilerlediğin zaman da ister istemez bir şeyin testini ya da bir pipeline varsa o pipeline'dan defalarca geçmen gerekiyor. Hani normal şartlarda Scrum yapan bir takımda bir sprint'i de waterfall gibi koşma gibi bir mantık vardır. Ondan da çıkarak talep bazında ya da istek bazında ya da o sprint'e aldığın iş bazında pipeline'den defalarca geçmen gerekiyor. Bu ilk başlarda bundan 10 sene öncesinde biz Agile anlatırken bize test otomasyonu falan diye özetlemeye çalışıyorduk. Hatta test otomasyonunun Agile yöntemlerden çıktığından falan bahsediyorduk. Yani bir testi defalarca yapmak zorundasın. Sprint içerisinde sadece o özelliğin testini değil, aynı zamanda geriye kalanları başka bir şey bozdun mu diye de bakıyordun. Dolayısıyla buradan bir otomasyon fikri çıkmıştı ama sonrasında gördük ki bu işin içerisinde sadece development yetmiyor. Aynı zamanda bu pipeline'dan geçme ve bir şeyi live'a almak için de yapılan işlemlerin otomasyonu önemli hale geliyor. O noktada da birbiriyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hatta bana bunu şey hatırlattı bile diyebilirim. Yani biz unutmuşuz. Bayağı uzun zamandır biz çünkü organizational design, yok işte yönetim, mindset falan filan bu matematik taraflara diyelim gitmişiz. Tesla hatırlattı bana. Yani Nikola Tesla değil, Tesla firması. Çünkü Elon Musk sürekli bir aracın yapılması ve aracın daha sonra üretildikten sonra da üzerine özellik eklenmesiyle ilgili bir çalışma ve bir inovasyon hayata geçiriyor. Burada kendisinin de belirttiği hani PayPal mafyadayken yaptığı şey pipeline otomasyonu. Aynısını şeyde de yaptığını gördüm. Daha doğrusu leadership ile ilgili bir şeyler araştırırken, manufacturing'e bir danışmanlık verirken tekrar hatırladım. Yani bildiğimiz DevOps pratiklerini almış, sanayide uygulamaya başlamış. Nasıl ben bunu erken test ederim? Yaptığın testin sonucunda nasıl en erken şekilde görebilirim diye. O da oldukça hoşuma gitmişti diyeyim. Çok uzun konuştum ben de. Heyecanlandım. Evet. Bilge seni duyamadık. İlge seni duyamıyoruz. Pardon, kendimi mute alıp unmute etmeye henüz alışamadım. Çok teşekkürler. O gayet açıklayıcıydı, gayet güzeldi. İkinci sorum şu olacak. Eğer Murat Bey'den ya da Berk'ten farklı bir yorum yoksa, çevik yaklaşımın sağladığı business ve development birlikteliğini DevOps yaklaşımı operasyon olarak genişletiyor aslında baktığımızda. Bu sizce ne kadar gerekli? Eksi ve artıları neler demek istiyorum? Belki dilersen bunu sen cevapla. Olur tabii. Şimdi çevik gelişimi, şimdi anlatayım da burada hani Ahmet falan varken hani haddimizi değil ama ben anlatayım yine konuyu. Estağfurullah. Hani bu çevik geliştirmede aslında yapılan neydi? Bu fikrim Business Unit'le gelişim ekibin bir araya gelmesiydi. Tabii burada yazılım geliştirme sürecinin çok ciddi bir kısmı yazılım canlıya geçtikten sonra. Hani bu Pareto prensibini uygularsak 80'e 20 gibi bir oran canlıya çıktıktan sonra yaşanıyor. Canlıya çıktıktan sonra da hani biraz önce Ahmet bahsetti, Tesla'nın sürekli değişen bir araba hayali vizyonu gibi yazılımlarda da benzer şekilde bu yaşayarak devam ediyor. Bunun üzerine bir şeyler koymalıyız, burada bug fix yapmalıyız. İşte burada kapasite arttırımı gerçekleştirmeliyiz. Ama bu olaylar zor oluyordu. Çünkü neden? İşte o organizasyon içindeki silolaşmalar, aynı tool seti kullanmama, bakış açısının farklılığı. En önemlisi yaptıklarının sonucunu görme ve bunlardan sorumlu olmama. Şimdi biraz önce konuşurken Murat'la hani bu konudaki en büyük otorite nedir diye bir aramızda konuştuk. İşte DASA var örneğin. Bunun dışında DevOps Institute var. Biz DASA ile biraz daha yakın çalışıyoruz. DASA mesela şunu söylüyor. Gerçek bir dönüşüm için
geliştirme ekiplerinin aynı zamanda operasyon ekiplerinde yaptıkları şeyin sonucunu görmeleri lazım. Yani biz bir ürün geliştirdik ama bu ürün canda nasıl yaşıyor? Burada bir conversion var mı? Burada işte rate'ler, işte page load time'lar neler vesaire her şey olabilir. Bunu görmeleri ve bunlardan sorumlu olmaları lazım. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılabiliyor. DevOps ne getirdi aslında? Bu business ve development IT birlikteliğini aslında operations olarak genişletti. Yani yazılım geliştirme tarihinde ilk kez tüm süreci uçtan uca ele alma imkanı oldu. Tabii burada DevOps nedir sorusu geliyor akıllara. Biraz şey bir konu. Ben bunu film hikayesine benzetiyorum. Biliyorsunuzdur konuyu. İşte insanların gözünü kapatarak fili tanımalarını istiyorlar. İşte dişine dokunan diyor ki fil sivri ve sert bir şey. Kuyruğuna dokunan diyor ki fil işte tüylü bir şey. Kulağına dokunan diyor bu yumuşak bir şey. Aslında nereden baktınız diye. Yani bu aslında çevik dönüşüm bir uzantısı kültürel ve organizasyon anlamda. Bunun dışında aynı zamanda otomasyon. Bunu ayrıca CI/CD diyenler de var. Bu biraz bakış açısıyla ilgili. Ama ben birbirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da düşünüyorum diyebilirim özetle. Süper. Teşekkürler Berk. Üçüncü soruma geçiyorum o halde. Teknik çevikliğin, Murat Bey bu sorum size. Teknik çevikliğin organizasyonel çeviklikle ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tercih mi yoksa zorunluluk diyebilir miyiz bu noktada? Güzel. Ya önce bir şeyi paylaşmak istiyorum ben. Bu Berk'le yaptığımız konuşma işte yani DevOps konusunda sözü en çok geçen belki de bu hareketi böyle drive eden kuruluş neresidir diye sordun. Bunu şu yüzden sordum aslında. Kalan kısmını sohbete devam edemedik de. DevOps'un dünyada ilk olarak Agile Infrastructure diye ünlenmeye başladığı, sonradan DevOps ismiyle yaygınlaştığını okudum. Bu okuduğum bir white paper'da o da şeyden DevOps Institute'un CEO'sunun da co-writer olarak yer aldığı bir şeyden white paper'dan okudum. Yani orada vurgu şuydu bir taraftan da zaten DevOps diye bir kavramın ortaya çıkması çevik takımların ihtiyaçları sonucunda anlaşılan ve böyle bir kavramın ortaya çıkmasına neden olan şey o çevik takımların sürekli teslimat ihtiyaçları. İşte Ahmet'in dediği gibi hani takımlar bazen şey yapabiliyorlar böyle bir sprintin sonunda her şeyi teslim etme ama olması gereken sürekli teslimatın yapılması. Bir şeyi test etmek için veya o değeri üretmek ve değeri müşteriye ulaştırabilmek için zaman kaybetmemek bu günümüzde değişen ortam koşullarında zaten çok çok önemli. Bunları zaten dikkate aldığımızda herhangi bir fikri test etmek, gerçekten bir sonraki adımı doğru yere atabilmek için ilk attığımız adımın doğru direction'a doğru olup olmadığını öğrenebilmek, feedback'leri toplayabilmek için organizasyonlar özelinde gerçekten çevikleşmek, gerçekten o değişikliklere adapte olmak ve hatta değişikliklere, dönüşümlere yön veren, onları ortaya çıkaran yapılar ortaya çıkması için bunun ben kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Belki şöyle bakılabilir bir taraftan da yani bu çok IT based konuşuyoruz şu an ama hani bir business şey var, fikrimiz var. Onu denemek için de bu gerekli mi? Orada da benim şöyle bir görüşüm var. Bu kişisel bir görüş bu arada. Yani şu an IT'cilerin dahil olmadığı herhangi bir sektör kalmadı. Yani şu an herhangi bir organizasyon IT işinde olmayabilir. Oraya çok uzak olabilir ve kendi işini başarılı bir şekilde yapıyor olabilir. Fakat o iş alanını ona rakip olmak için başka bir yerlerde deneyen bir IT'ci vardır muhakkak. O yüzden hani herhangi bir business ideasını deneyebilmek için bile bu bence elzem veya bütün organizasyonlar için artık elzem olacak ve business değeri oluşturabilmek için o sürekli teslimatın sağlanabilmesi, kalitenin hep belli bir standardın üzerinde tutulabilmesi ki pazara rakip olarak girme çizgisi çok çok aşağılarda artık. Yani dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir setup'la birisi sizin yaptığınız işe çok kolay rakip olabilir. Bunun imkan var artık dünyada. O yüzden kalitenin de çok çok önemli olduğu dünyada, rekabetin çok kızışmış olduğu dünyada hata payına yer bırakmadan, yani manuel işleri minimize ederek
Ve Berk'in de söylediği gibi yani operations'la genişletmek, business development ve operations'la genişletmek bu işi yani bir bütün olarak bakmak bizi o DevOps pratiklerini uygulamaya zaten mecbur bırakıyor bence. Diğer türlü o hızı, time to market'ı veya hedeflenen şekilde feedback toplamayı yapabilmek çok çok mümkün değil. En azından bütünsel olarak düşündüğümüzde çok mümkün değil. O yüzden bir zorunluluk yani şey artık bu lüks bir şey gibi değil bence. Evet, lüks değil, zorunluluk diyoruz. Evet, Evet. haklısın. Ben burada kısaca bir araya girmek isterim. Murat, şunu dedin abi. Bu giriş bariyerleri çok düştü. Yani dünyanın herhangi bir yerinden birisi girip size rakip olabiliyor. Çok doğru söyledi. Ben bunu pandemiyle biraz daha böyle gözlemleme imkanı yakaladım. Sanki 2'ye 3'e katlandı. Yani bu işte COVID süreciyle uzaktan çalışmaya başladık vesaire herkes evlerde. Hani uzaktan çalışma konusu böyle bilgisayara aldık. Berk evde işte Murat evdeden çok daha öte bir şey aslında. Yani onu biz deneyimlemeye başladık. Sizin var mı orada tecrübeleriniz? Ya da şu anda Ben çok aklına yakın gelen. hemen bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Bu rekabete girmek olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama Kanban'la ilgili bir şey trainer sertifika programı var. Train the Trainer diye büyük bir program var. Bu Türkiye'de yapılan, gerçekleştirilen bir program değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani bunun için bizim yurt dışına gitmemiz gerekiyordu. İşte bir hafta süren böyle hani kamp gibi her şeyi bırak. Bu maliyetli de bir şey bir taraftan. Fakat pandemiyle Tabii. birlikte gerçekten çevik olan organizasyonlar çok hızlı adapte olabildiler buna ve buna işte agile pratiklere katkı sağlayan organizasyonlar da dahil ve onlar öncülük de ettiler hatta. Çok hızlı bir şekilde bu eğitimlerini, programlarını tamamen hemen dijitale taşıdılar. Ve bunu taşırken de şunu da gerçekleştirdiler. Sadece bilgisayar ortamında bir şeyler anlatma, paylaşma değil. Gerçekten sundukları hizmetin tamamını, ürünleri ne varsa onların hepsini bu dijital üzerinden de paylaşılabilir ve yer üretebilir hale getirdiler çok hızlı bir şekilde. Yani ben kendi adıma bunu çok değerli görüyorum. Mesela pandemi olmasaydı, böyle bir zorunluluk olmasaydı çok büyük ihtimalle ben de o programa katılım için biraz daha öteleyecektim bir şeyleri. İşte yaz zamanı olsun, hangi ülkedeymiş falan gibi şeylerle uğraşacaktım ama o parametreler ortadan kalkmış oldu mesela. Doğru. Ben şey diyebilirim bu organizasyonların çevikliğiyle ilgili olarak bir minik bir ekleme olabilir belki. Şimdi pandemi ortaya çıktı. Yani o güzel bir milat bizim için pandeminin ortaya çıkması. Çünkü birçok şey değişti. Birçok alışkanlığımızın değişmesi için güçlü bir motivatör oldu diyelim. Tabii kimi şirketler için büyük bir challenge yarattı. Kimler için büyük bir challenge yarattı? Burası önemli bir soru. Kim için büyük bir challenge yarattı bu pandemi? Yani çevikliği yüksek şirketler için çok büyük bir challenge yaratmadı. Ama teknik prensiplerle yani DevOps'un getirdiği, sadece DevOps'un da değil, kalite kavramının getirdiği prensiplerle çeviklik arasındaki bağlantı bu sefer önemli hale geldi. Örneğin bir tane müşterimiz var. Perakende sektöründe. Biz biliyoruz ki uzun zamandır onlarla birlikte çalışıyoruz. Çok ciddi bir teknik borçları var sistemlerinde. Tamam. Çok ciddi teknik borçları var. Kötü kod yazılmış. Test otomasyonu yok. İşte pipeline'da herhangi bir DevOps pratiği falan kullan. Sürekli dillerinde var ama sürekli konuşuluyor böyle. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, yapacağız, inisiyatifi başlattık, başlatacağız falan diye. Başlatmıyorlar. Yani bu şeye benzetilir ya genelde. Mutfakta İşte yemek yaparken bir yandan biraz temizlik yapmak zorundasındır. Refactor etmen gerekir. Biraz daha işte o ortamı sürekli geliştirdiğin ortamı temiz tutman gerekir ki yeni bir şeye yer açılabilsin. Pandemi gibi zamanlar bunların en çok gerekli olduğu zaman. Bu tür zamanlarda işte teknik borcu yüksek olan firmalar ya da total cost of ownership'i, total cost of quality'sini yüksekte konumlandırmış olan firmalar ne yazık ki şey yaptılar, zorlandılar. Yani biz müşterilerimizden bu sefer bize de gelip şey demeye başlar. Business agility mi demesek, ne yapsak? Ya hayır, problem aslında senin şu anda teknik olarak altyapınla ilgili, teknik olarak kullandığın pratiklerle ilgili olan alışkanlıkların ve sadece alışkanlıklar da değil, bu altyapıda henüz güçlü bir şekilde teknik borcu düşürecek stratejilere sahip olmamış olman.
diye belirttik özellikle. O noktada ben teknik borcun şeyi organizasyonların çevikliği ile ilgili çok büyük bir engel oluşturabileceğini düşünüyorum. Onu da eklemek istedim belki şeyine, komentine. Süper, harika. Teşekkürler Ahmet Bey. Bir sonraki soruma geçiyorum. Aslında Ahmet Bey, Agile için kültürel adaptasyon önemli bir konu. Bu noktada danışmanlık verdiğiniz ekipler iş yapış kültürlerinin değişmesi konusunda ne düşünüyor? Yani hani bir direnç olur ya hep ekiplerde değişime karşı bir direnç. Direnç yönetimi yapmanız gereken durumlardan örnekler verebilir misiniz? Ya direnç, şimdi direnç neden oluyor diye bakmakta fayda var. İnsanların bir kere bir değişim dönüşüm olduğu zaman ya da yeni bir aracı kullan falan dediğin zaman o kişinin bana faydası ne sorusuna bir cevap bulmuş olması gerekir. Tamam, yapayım söylediğin de bana ne faydası olacak bunun? Şimdi buna cevap bulamadığın her noktada dirençle karşılaşırsın ve bu direnç, eğer buna iyi bir cevabın yoksa, gizli dirence dönüşür. Yani atıyorum, CEO ile anlaştın, güzel, CEO da dedi ki, millete emir verdi. Hadi arkadaşlar, Agile dönüşüm, hadi DevOps dönüşüm yapacağız. Her neyse, dönüşüm yapacağız dedi. Ama hiç kimse, aşağı taraftaki hiç kimse bunun bana faydası ne, bireye faydası ne? Bu soruya cevap bulamadıysa, o zaman dönüşümmüş gibiye dönüşümlerin herhangi bir dönüşümmüş gibiye dönüşme olasılığı da çok yüksek hale geliyor. Gizli direnç oluşuyor. Bütün yaptığımız bütün dönüşümlerde bu dirençle karşılaşıyoruz. Tamam, dürüst olmak gerekirse. Yani bütün dönüşümlerde karşılaşırız. Ama burada samimiyeti ortaya koymak, insanlara faydasını göstermek, bazen biraz denemeye cesaretlendirip denediklerinde o faydayı görmelerini enable edebilmek, bunlar da şey yapan, o direncin kırılmasını sağlayan noktalar diyebiliriz. Dönüşüm zor iş. Yani dönüşüm böyle, yani Franz Kafka'nın dönüşüm kitabındaki bir gecede olan bir şey değil. Uzun süreçler. Bana göre sadece çevikliklerinden DevOps'un önemli parçası falan diyoruz da, DevOps da kültürel bir şey. Yani her gün check-in yapmak bir şey, alışkanlık. Her check-in yaptığında ondan sonra onun testini yazmış olmak ve onun bir CI server'da şey yapılması, build edilmesi, testlerin koşturulması falan. Bunlar kültür yani. Netflix'i, Spotify'ı övüp duruyoruz. Google'ı şöyle böyle övüyoruz ama onlar hani şeyden bahsediyorlar mesela. Bunun bir total bir kültür olduğundan bahsediyorlar. İşte bundan kaç, 6-7 sene önce ben UX ve Agile ile ilgili bir konuşma yapmıştım TEST İstanbul konferansında. Orada Google'dan bir arkadaş gelmişti. Her yıl biz 10 üzeri 19 tane test senaryosu koşturuyoruz falan gibi bir şey söyledim. Unit test koşturuyoruz gibi bir şey söyledim. Yani rakam çok ciddi Google'daki. Ta 7 sene öncesinden bahsediyorum. Ve bunun içinde biz test şeyi, bir test mühendisimiz var da her takımda o bir şey yapıyor demedi. Bunun yerine işte test evangelist gibi bir rolümüz var. O gidiyor takımlara bunu öğretiyor gibi. Yani kültür dediğin zaman herkesin içerisinde birazcık o şeyden olması gerekiyor. Dolayısıyla otomasyon dediğin zaman da otomasyonun bir mindset olarak insanlarda böyle oturmuş olması önemli. Bu da muhakkak ki bir sürü dirençle karşılaşacak bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Haklısınız. Teşekkürler. Bir sonraki sorumuma geçiyorum. Murat Bey, bu sorum size. Yazılım ve yazılım ürünlerinin kalitesi herkesin sorumluluğunda inanışı yavaş yavaş yerleşiyor. Yani kalite herkesin kalitesi aslında bir projede. Bu anlamda çevik ekiplerdeki farklı rol ve sorumluluklar tarafından önemsenmesi gereken konulara örnek verebilir misiniz? Hani ne diyebiliriz? Yani yazılımın kalitesinin geçerli olması için bütün ekiplerde rol ve sorumluluklar nelerdir? Şöyle, özellikle Scrum implement etmiş takımları düşündüğümüzde zaten bir definition of done'dan bahsediyoruz. Veya Kanban uygulayan takımlarda zaten explicit policy'ler olması gerektiğinden bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında Ahmet'in az önce kültür diye bahsettiği şeylerin ilk adımları olabilir. Yani o pratiğe dökme işi henüz bir kültür olarak yerleşmemiş olsa bile kaliteden emin olabilmek için ve kalite konusunda transparency'yi de sağlayabilmek için böyle pratikler ve artifektler kullanılıyor zaten şeylerde, çevik takımlarda. Fakat kalitenin herkes tarafından aynı algılanması ve kalite için herkesin çalışması biraz şeyle de alakalı. Cross-functional takımlarla da ilgili. Yani bir değer üretimini sadece kod yazan insanlar veya sadece
o kodu, yazılmış kodu test eden insanlarla değil de gerçekten değer üretimini bir ürünle, bir servisle müşteriye ulaştığında ve hatta müşteri kullanırken de sağlamak, onu gözetmek ve kaliteden bu şekilde emin olmak ve bu yetkinliklerin tamamının da gerçekten o ürünü geliştiren, o ürün için değer üreten, o ürünle değer üreten takımlarda yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu biraz şey de aslında bizim hep kötü pratik olarak bahsettiğimiz bu çok geleneksel silo mantığında, yani bir şey üretmek için bir sürü farklı parça var ve onlar bir şeyler yapıp bir diğer parçaya bir şeyler teslim ediyorlar. Onlar alıyor bir şeyler daha geliştiriyor, başka birine teslim ediyor. Böyle kulaktan kulağa çalışma gibi ve sürekli birbirini suçlayan, hani aynı takımda olmadığı için herhangi bir problem yaşandığında hep başkasını işaret eden silolardan bahsediyoruz. Bu silo mantığının ortadan kalkması için sadece bir yazılım geliştiren, teknoloji geliştiren takımın yeterli olmadığını artık son müşteri olarak biz de biliyoruz. Ben kullandığım bir ürünün ne kadar kaliteli olduğunu o ürünü kullanırken de hissetmek istiyorum. Yani sadece o ürünü veya servisi edindiğim anda değil, onun bana kattığı değeri gerçekten uzun süre hissetmek istiyorum. İşte bu operasyonla birlikte gelişleyen şey, son kullanıcıya da dokunan ve bütünleşik olarak o değer üretimini destekleyen şey bunların tamamı. Ve o yetkinliklerin tamamının da yine takımlarda bulunmaması silo mantığının devam etmesine sebep oluyor. Yani şey cümlesi var ya, yani sen geliştirdin, sen düzelteceksin. Eğer bir sorun varsa onu düzeltecek, onu bir sorun olmaması için belki gözetecek, gözlemleyecek ve doğrudan o operasyon kısmından da feedbacklerle beslenecek. Ürününün servisini ona göre iyileştirecek yetkinliklerin tamamının takımda olması gerekli diye düşünüyorum. Ama şey güzel bir nokta, yani onu beğendim gerçekten. Bu kalitenin herkes tarafından sahiplendiği bir yere doğru gidiyoruz. Bu çünkü artık olmazsa olmazlarımız arasına girdi gerçekten. Ben minik bir ekleme yapabilir miyim? Çok minik. Murat çok doğru bir noktayı şey yaptı, böyle mentionlamış oldu. Orada şey de giriyor işin içerisine. Ürün odaklı mıyız, proje odaklı mıyız konusu. Proje odaklı olunca yapıyorsun, geçiyorsun, proje diyorsun. Hani you build it, you fix it'in çalışması için senin bir ürünün var ve bu üründen sorumluyum. Burada kendini accountable hissedeceğin bir ortamında oluşmuş olması lazım. Hani burada o noktada hani takımların empower edilmesi, takımların kendi tool'larını seçebilmesi ya da pipeline'daki bağımsızlıkları falan, bunlar da önemli hale geliyor. Yani bağımsız bir sistemim var, ürünümü tek başına ben deploy edebiliyorum dediğin nokta mesela iyi bir nokta. Ama birçok organizasyonda şu an esamesi bile okunmuyor. Yani 500 kişi bir şey develop ediyor. Bir ay bekliyorsun. Deployment sürecine giriyor falan. Merge ediyorlar. Ya da bir sürü branch açılmış. Onları merge ettiğinde senin kodun ezilmiş falan gibi bir sürü problemle karşılaşıyorsun. Bunlar da aslında ele alınması gereken ürün kavramının, uçtan uca bir üründen bahsediyorum ve müşteriye değer katacak olan şeyi ürün olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla bunun da proje kavramından çıkıp, proje bakış açısından çıkıp, ürün bakış açısından geçilmesi bu noktada önemli olabilir diyorum. Ben ufacık bir şey ekleyeceğim, küçücük. böyle böyle bitireceğiz bilgimiz. Ya şey çok güzeldi Ahmet, o işte pipeline'ın, o end-to-end değer üretiminin, uçtan uca bir değer üretiminin sağlanması bir taraftan şöyle de önemli. Yani ben yazılım geliştiren tarafta da bulunduğum için şeyi biliyorum. Hani birileri analiz yapar, teslim eder sana, sen onu koda çevirirsin, sonra tester'a verirsin, böyle koyup başını izlemeye başlarsın, hadi bakalım test et falan, bir sorun çıkarsa ama bak bunu sen yapmış olacaksın diye. Şimdi o handover'ları ortadan kaldırmak ve şeye ulaşmak önemli. Hani müşterinin farkında olmak değil de gerçekten müşteri odaklı düşünmek, işi ona göre yapmak önemli. İşte ben yazılım yapıyorken bundan işte 12 sene evvel benim müşterim kimdi? Tester'dı belki de. Belki de analistti. Onun istediklerini yaptım mı? Belki kontrol edecekti, bir göz bakacaktı. Ben onlara hizmet veriyordum. Yani ben onlara odaklı çalışıyordum ama dünya böyle çalışmıyor artık. Öyle de çalışamaz. Yani survive de edemez hiç kimse böyle çalışarak. O yüzden o gerçekten işte otomasyonların kurulması, o delivery pipeline'ların düzgün çalışması ve sürekli müşteriye
değer üretecek şeyi sürekli teslim edebilmek ve önemli. Müşteriye direkt dokunabilecek şeyler, geliştiriciler yaratmak, öyle takımlar kurgulamak, öyle bir organizasyon olmak bu açıdan da önemli. Şeyde ben bir küçük ek yapabilirim. Sen yap abi, ben yapacağım. Ya bu durum şeyle sonuçlanıyor da onu söyleyeceğim sadece. Yani iç müşteri kavramıyla bu sefer. Yani müşteri unutuluyor falan. İç müşteri diye bir kavram oluşuyor. Organizasyon kendi içerisinde. Departmanlar birbirinin müşterisi haline falan geliyor. Yani zaten agile dönüşümler genelde bunu yıkmaya çalışıyor. Organizasyonu yine bir startup ekosistemine dönüştürmeyi hedefliyor. O sayede de ürün odaklı takımlar ya da takım grupları her neyse onlar olsun. Ve onlar da olabildiğince hızlı bir şekilde, olabildiğince yüksek kalitede ya da müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak ya da müşteriyi şaşırtacak şekilde hizmetleri, ürünleri yaratabilsin, üretebilsin istiyoruz. Evet. Ben de şunu diyecektim, böyle bir adım önceye gideyim. Orada şunu dediniz, o atmasını istemiyorum. Ahmet sen dedin, ekipler birçok geliştirme yapıyorlar. Bunlar birbirlerine oldukça bağımlılar yani. İşte belli bir takvimle release yapıyorlar, cap toplantısını onaylıyorlar vesaire. Bu dependency'ler çok yüksek, hem teknik hem organizasyonel anlamda. Orada hani belki şunu konuşmamız gerekir, yani DevOps engineer diye bir adam mı olmalı? DevOps yetkininde bir ekip üyesi mi olmalı? Ya da işte arada hibrit bir çözüm mü? DevOps stüdyo mu olacak, şampiyon mu olacak? Bunun doğrusu nedir? Belki bir bunu tartışabiliriz. Bilge'nin de izniyle ben bir soru sormuş olayım. Tabii ki, tabii ki. Buyur ben. Ya ben de soruyla cevap veriyorum. Mesela Scrum Master olmalı mı hep? Gibi. Yani biz diyoruz ki yani bir bilgi varsa ortada, bir şeyi iyi bileni varsa, o iyi bilenin sorumluluklarından bir tanesi de iyi bildiği şey eğer organizasyon ya da ürün için ve insanlar için faydalıysa bunu paylaşmak olması lazım. Paylaşma kültüründen bahsediyorum. Bunu dağıtabilmek, bunun misyonerliğini yapabilmek olmalı. Başlangıçta tabii ki de biz de yapıyoruz aynı şeyi. Agile Studio diye bir şey kuruyoruz. Agile Excellence Center kuruyoruz. Bir şeyin Excellence Center'ı kurulur. İlk başta bir altyapı sağlansın, bir bilgi oluşsun, organizasyonun standartları, organizasyonun vermek istediği hizmet ve misyonu, vizyonu kapsamında o çerçevenin dışına çıkmayacak şekilde bir hizmet bütünü oluşsun diye, standartlar oluşsun diye. Ama bir noktadan sonra burada emin değilim gerçekten. O yüzden söylüyorum. İnancım şu yönde. Evet, başlangıçta organizasyonun öğrenmesini tetikleyecek şekilde bu işi fasilite edilecek, mentorluğunu yapacak, koçluğunu yapacak, öğretmesinden sorumlu birileri olsun. Ama bir noktadan sonra DevOps'la ilgili konu kültüre dönüşmesi demek, zaten artık bunu düşünmüyorsun anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla kültüre dönüştüğü noktada da herhalde çok böyle rollere gerek kalmayacaktır ya da az sayıda insan olacaktır o noktada. Daha bilge, daha böyle danışılan kişiler olacaktır. Onun dışında da zaten sistemin içerisinde bu bilgi daha uniformly distribute olacaktır diye düşünüyorum. Ben de burada şunu düşündüm sen anlatırken Ahmet. Yani bizim Scrum takımları içerisinde development yapan takım üyeleri, işte tester veya coder veya işte UX uzmanı falan diye title'larla anılmıyorlar zaten. Onlar bir takımın parçası oluyorlar ve aynı şekilde takımların eğer ve organizasyonların da bu DevOps pratiklerine ihtiyaç duyduğundan bahsediyoruz. Bu DevOps yetkinliğinin bulunması gerektiğinden bahsediyoruz. O DevOps yetkinliğini bir kişi takıma getirsin ve o DevOps'çu olsun veya artık ne diyorsa organizasyonlar DevOps'çu, o title'ları nasıl isimlendiriyorlarsa, yaratıcı şeyler vardır belki. Bu bence şeyin beslenmesi de anlamına geliyor bir taraftan. O silolardan bahsetmiştim ya, yani DevOps gerçekten değer üretimi için gerekli. O zaman o yetkinliğin takımda bulunması gerekiyor. O yetkinliği takıma bir kişi getirip yayabilir. Takım hep birlikte bu konuda o kültüre doğru gidecek şekilde kendini eğitebilir. O işte herhangi bir işi misyonerliğini yapan kişiler de belki organizasyonda bulunabilir. Fakat takım o yetkinliği kazanmadığı müddetçe ben kültüre dönüşmesi önünde bunu bir blocker olarak görüyorum. Bir taraftan da yani
Şöyle bir şey var. Bu hep otomasyondan bahsediyoruz. Her şeyin otomatize edilmesinden bahsediyoruz. Bu sayede hani insan hatalarını minimize etmekten, bağımlılıkları azaltmaktan bahsederken bir taraftan da işte bir DevOps'çu var. DevOps'çular var veya değer üreten, müşteri için değer üreten takımları onlara bağımlı hale getiriyoruz. O yüzden yetkinliklerin ben takımların içerisinde yer alması, herkesin o DevOps kültüründen kendine düşeni alması, takıma bu şekilde değer katmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şey yani böyle pratikler gördüm ve onlar çok çok iyiydi, diğerleri az iyiydi falan diye söylemiyorum bunu ama yani teoride doğrusunun bu olduğu görülüyor. Süper. Ya ben de şöyle bir ekleme yapayım abi. Şu anda bir görsel paylaştım. O görebiliyorsunuz değil mi onu? Evet. Tamam. Oraya birazdan geleceğim. Şey çok doğru Ahmet'in dediği. Yani bu işi öncelikle elle tutulur bir halde yürütmek için bir organizasyon, bir stüdyo, işte DevOps Engineer diye bir ilan çıkıp o adamı aramak gerekiyor. Bu hani dediğiniz gibi şey çok haklısınız. Bizim de gördüğümüz o. Bu kurumun, şirketin, ekibin o anki olgunluk seviyesiyle ilgili bir şey. Yani düşük bir olgunluk seviyesi varsa mecburen bunu gerçekleştirmemiz lazım. Bu bir kenarda. Diğer tarafta da hani olgunluk seviyesi arttı, bu kültür haline geldi, ekip içerisinde bu kendi başına götürülüyor ama tabii bu altyapıyı da sağlayacak kısıtlı sayıda insana ve aynı zamanda kısıtlı sayıda işte consultant diyebileceğimiz ya da işte mentor diyeceğimiz insanlar ihtiyaç var. Mesela bununla ilgili o bahsettiğine benzer bir görselleştirilmiş çözüm var. Alt tarafta bu DevOps hizmetlerine mümkün olunca self servis sağlayan bir platform team. Bu mümkün olmayacak az sayıda kişiden oluşan bir ekip. Yani şimdi 500 kişilik bir IT'de bunun 10-15 kişiyi geçmesini istemeyiz. O kadar küçük olması lazım. Üst seviyede işte o Business Development, Business System team dedi aslında çevik ekipler. DevOps yetkinliği de olan ekipler. İşte kendi Dockerization'ını gerçekleştirecek. Kendi monitör edeceği metrikleri belirleyecek. İşte ne bileyim Kubernetes'teki işte kodunu vesaire o ayarları deployment file'ını kendi yazacak. Ama alt tarafta o platform team'in şirketin alignment'ını sağlamak, herkes ayrı telden çalmasın diye kurduğu altyapıyı kullanarak götürecek. Böyle bir yapı aslında ileride herhalde en doğrusu diyebiliriz o anlamda. Ahmet'in işaret ettiği Center of Excellence aslında Evet. çok Evet. örtüşüyor bu şeyle yapılan. Ya şey gibi ya işte ya biz de Agile Coaching hizmeti veriyoruz ya. Yani gerçekten Agile'i anlamış bir şirkette Agile Coaching hizmetine çok gerek kalmaz. Onun yerine yani bu işi gerçekten çok derinlemesine iyi bilen 3-5 kişi olsa böyle onlarla bile onlara danışılarak bile iş götürülebilir gibi Süper. düşünülebilir. Benzer. Süper, teşekkürler. O halde ralli bittiyse bir sonraki soruma geçiyorum. Ya bu arada Slido'dan soru var mı biliyor muyuz? Evet, Slido'dan da 3 tane sorum. Onlara da geleceğim. Benim kendi sorularım bittiğinde onlara da geleceğim. Tamam. Belki bu soru sana microservices ile alakalı sormak istiyorum biraz da. Microservices'in çevik yapılanma, ürün odaklılık ve bağımlılıkların azalması konusunda gözlemlerin oldu mu bu zamana kadar yönettiğim projelerde? Sence bu tarz bir mimari dönüşümü zorlaştıran şeyler nelerdir? Teşekkür ederim. Şimdi microservice tabii çok kuvvetli bir buzzword. Yani neden? Çünkü bu monolit yapılardan insanlar uzun yıllardır çok çektiler. Monolit yapılar sonra işte biraz daha service oriented architecture dediğimiz biraz daha küçülmüş yapılara evrildi. Sonra dendik işte microservices yapısı ilerleyelim daha verimli olacak. Doğru. Yani dependency'yi azaltma anlamında, teknoloji bağımsızlığı anlamında, ekiplerin kendi yolunu çizerek motive olmaları anlamında çok değerli. Ama bir o kadar da zor. Yani o koca koca monolit yapıları, küçük projelere, kendi başına işleyen adeta ürünlere dönüştürmek gerçekten zor bir iş. Bunu ben biraz daha böyle yeni geliştirmelerde mümkün olabildiğini gördüm. Neden? Çünkü yani mevcuttaki bir ürününüz var, işte Delphi ile yazılmış ya da işte eski bir teknoloji yazılmış. Bunu siz microservice'e migrate ettiğinizde, remaster etmeye başladığınızda gerçekten zorlu bir iş oluyor. Baştan yapmak daha kolay gibi. Ama tabii çok büyük faydaları var. Zaten microservice'e Dockerization lazım. Containerization el ele gibi bunlar. Zaten bu containerization'dan da fayda sağlamanın en önemli yollarından biri servisleri
her biri bir konteyner içine sığar halde getirmek, ona göre scale down, scale up etmek vesaire, orada faydayı görmek. Ama bir o kadar da zor. Yani yatırım gerektiren bir iş. Bugünden yarına kolay kolay yapılamıyor. İyi bir mimari pratiğe ihtiyaç var. Bu arada şunu da söylemek lazım, yani mühendislikte her şeyde olduğu gibi bu da bir trade-off. Yani bir yerden alırken bir yerden kaybediyorsunuz. Bu sefer bunların sayısı da çok arttığı zaman yönetmek de zorlaşıyor. Yani nasıl monolitik değiştirmek zorsa, microservice'lere sayı çok arttığında bu sefer onu yönetmek zorlaşıyor. Çok benzer bir tecrübe ben bir konferansa, pandemi öncesi yurt dışına katıldığım bir konferansa SoundCloud'dan dinlemiştim. Binin üzerinde microservice'i nasıl yönetemediklerini anlatıyorlardı onlar da. Oraya doğru da çok gitmemek lazım. Öyle bir yorum yapayım ben de. Ben burada ufak bir şey serzenişte bulunabilirim. Microservice doğru anlaşıldı mı gerçekten konusu? Yani eskiden SOA vardı. Service Oriented Architecture dediğimiz. Onu yapmaya çalışıyorduk falan bir taraftan. Onu yaparken de olabildiğince hani o organizasyonun loosely coupled olması için uğraşıyorsun. Eskiden teknoloji buna çok şey yapmıyordu. Hızlı değildi çünkü bağlantılar falan. Hani böyle çok fazla modüler bir yapı yaptığın zaman onun şeyi, konfigürasyonu, ondan sonra hatta bazı objeleri şeyde runtime'da oluşturmak falan işi bayağı bir geciktiriyordu. Performansı düşürüyordu. Şu anda öyle bir dert yok. Tamam. Service side script falan yazılıyor yani. Dolayısıyla böyle bir dert olmadığı için insanlar da microservice yapabiliyor çok küçük. Ama yapıldığında şunu görüyoruz hala. Mesela data katmanına microservice yapmış, data katmanına ayırmamış. Adı microservice. Bu sefer bizde şuna neden oluyor bu. Biz dependency'den olabildiğince hani hijack edilebilen servisler istiyoruz. Dependency'yi olabildiğince düşürebilmek istiyoruz. Dependency yine düşmediği zaman bu sefer yine ben 1000 kişiye, biz yani Murat da biliyor bunu, garden dediğimiz aktiviteler yapmak zorunda kalıyoruz bu sefer. Garden adında böyle işte 250 kişi toplanıyor, portföyü yönetmeye çalışıyor örneğin. Portföyü yönetip orada her bir projeyi küçültelim de bari anca öyle yapabiliriz dediğimiz noktaya gidiyoruz. Yani engineering'in konuşmadığı yerde bu sefer analizle falan işi çözelim diye uğraşıyoruz. Tamam. Yani iyi engineer'e mutlaka ihtiyaç var. İyi engineer dediğin kişi de korkmayacak. Yazdığı kodu silebilecek, yaptığı sistemi tekrar baştan var edebilecek, redesign edebilecek, emerging architecture'ın önünü açabilecek. Ama bunu yapabilmek için de tabii testlerle cover edilen bir sistemi olacak falan kişiden bahsediyoruz. Bunların hiçbiri olmayınca o dönüşümler çok zorlaşıyor. Yani bu bir dediğim gibi serzeniş diye başladım, serzeniş diye bitireyim yani. Yani değerli bir şey var orada, nokta var. O da gerçekten engineering pratiklerinin uygulanması ve bunun ısrarlı bir şekilde yapılıp microservice'in de o mimarinin de doğru şekilde uygulanması diyebiliriz yani. Aksi durumda şeyi de çok görüyoruz ya, böyle legacy sistemler, herkes böyle eskimiş, artık destek verilmeyen belki frameworklerle yazılmış falan yerlerde sürekli bir şeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Hani yeni bir değer oluşturayım, katayım, bir şeyler Aynen. deneyeyim, o oyun alanını da bulamıyor zaten. Yani Aynen. bir tarafa dokunduğunda sistem çöküyor falan, çünkü o kadar bağlı, o kadar Çalışıyorsa elleme, değil mi? kompleksiti var ya. Aynen. Evet, çalışıyorsa Çalışıyorsa. elleme. İşte o da Ahmet'in dediği gibi, o iyi engineering pratiklerinin denenmesinin önünde de büyük engel oluyor gerçekten. Cesaret kırıcı bir şey. Oyun alanın yok çünkü zaten, hani döndüğün an bir şeyleri devireceksin. O zaman kaldığın yerde bekliyorsun. Süper, teşekkürler. Ben aslında biraz da slaytlardaki sorulara bakmak istiyorum. Onları sormak istiyorum. Katılımcılarımızın güzel soruları var. Özellikle bir stresli dönemden geçen bir kişi bir soru sormuş. Çalıştığım şirkette DevOps süreçleri çok stresli geçiyor. Bunun sebebi Agile çalışma sistemini oturtamamızdan mı kaynaklıdır? Bu süreci nasıl iyileştiririz? Ben Demiş bir soruyu tekrar alabilir miyim? Çok özür dilerim. hemen çalıştığım şirkette DevOps süreçleri çok stresli geçiyor. Bunun sebebi Agile çalışma sistemini oturtamamamızdan mı kaynaklıdır? Bu süreci nasıl iyileştirebiliriz? Demiş birisi. Ecel olmadan hiçbir şey olmuyor zaten. Bunu Soru sorasın geldi.
Yani Agile sisteminin tam oturmamamış olması şeyi bende de biraz böyle muallak kaldı, net olamadım orada. Bence orada ayrıştırabiliriz belki. Yani bu Agile olmadan da DevOps'u, ya yani şöyle, Agile yöntem uygulamakla Agile olmak farklı şeyler ya. Şimdi ben DevOps pratiklerini hayata geçiririm, organizasyonda adopte ederim. Organizasyonumun, pipeline'ımın çevikliği artar. Tamam mı? Yani peki ben Scrum yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Kanban yapıyorum. Hayır yapmıyorum. Ama güçlü bir pipeline oluşturdum. Daha stabil, işte hızla oradan geçebiliyorum. İşte hızla böyle bir şey test ortamlarını falan çok hızlı yaratabiliyorum falan. Bu çevikliğini artırır senin. Dolayısıyla ikisi arasında birebir bir bağlantı var diyemeyiz ama şunu söyleyebilirim. Agile de uyguluyorsan üzerine, DevOps'un üzerine o zaman bu şey işine yarayabilir. Şimdi Agile'de 2 haftada bir delivery yapıyorsun falan, 2 haftalık sprint koşuyorsan ya. 2 haftada bir normal şartlarda geleneksel sistemde 3 ayda bir falan karşılaştığın şeylerle 2 haftada bir karşılaşmak zorundasın. Bu seni biraz daha DevOps pratiklerini hayata geçirmeye zorlayabilir. Ama şart mıdır? Değil tabii ki. Yani transparency yaratır diyebiliriz. Zaten Ken Schwaber da Scrum'ı şeye benzetir ya, evine ziyarete gelen kayınvalide de. Kayınvalideye benzetiyor. İşte gelip böyle bütün problemleri sürekli söylüyor gibi. Yani en fazla o işe yarayabilir diyebilirim. Ben şöyle bir şey ekleme yapacağım. DevOps ihtiyacının çok çok artmış olması bir stres oluşturuyorsa şayet bu hani Agile doğru uygulanıyor mu, Agile olduk mu, yanlış mı olduk da acaba böyle oluyordan ziyade belki de gerçekten hızlı bir şekilde bir şeyleri değeri deliver etme çabasından da o stres oluşmuş, o ihtiyaç daha da büyümüş olabilir. İşte şey İstatistiği vardı. Waterfall takip edilen yazılım projeleri dünya genelinde ortalama ömürlerinin 13 ay olduğu şey vardı, datası vardı. Bu şu demek aslında, Waterfall çalışıyorsan işte 12,5 ay sonra teste başlıyorsun falan gibi bir şey var. Yani hayatı durdur orada testlere başla. Sonra değeri üretmiş oluyorsun, müşteriye bir şeyler katıyorsun. Ama bizim dünyamızda çok hızlı time to market'ı daha da olabildiğince kısaltmak, sürekli delivery yapmak, bunun için o sprintleri bile beklemeden sürekli markete çıkmak, oradan feedback toplamak. Bu da yani hem otomasyonu gerektirecek, hem sürekli entegrasyonu, sürekli teslimatı gerektirecek. Bunlar olmayınca da takımlar strese girecek. Yani 2 haftada bir değer üretmek, markete bir şey sunmak, oradan feedback toplamak, validasyon almak istiyorsun. Ama sistemlerin buna el vermiyor. Yani her şeyi manuel yapmak zorundasın. Bu da bir şey yaratıyor olabilir. Bir taraftan da bir değişiklik, yani 13 aydan 2 haftada şey değer üretme hedefine dönüyorsun. Yani bunların hepsi stres oluşturuyor olabilir diye düşündüm ben de. Teşekkürler. Son olarak slide'da da bir soru daha var. Bazılarını zaten cover ettik. O yüzden bu soruyu sormak istiyorum. Belki özellikle bu soru sana bir DevOps'cunun kesinlikle bilmesi gereken kavramlar nelerdir diye sormuş katılımcımız. Güzel soru. Zor Başta soru ya. icat var. Otomasyon, monitoring. Bize de Herkes sorabilirdim. Ben de cevap biliyorum. veriyor. Bak değil mi? Niye Benim her bana şeyi bu soru söyleme soran? gayretindeyim şu an. Abi tam olarak bu yüzden çok zor bir iş. Yani şimdi Alfabetik sıra gidebilir miyim? ben kısaca bir yorum yapayım sonra size de vereyim hakikaten sözü. Yani sizin bakış açısı, siz biraz daha yönetim danışmanlığı tarafından bakarak hani yorumlarsınız. Şimdi DevOps Engineer ilanı var, bakıyorsunuz altında, yani Bill Gates falan o şey yapamaz yani. Yani orada başvurup o mülakatı geçemez. Her şey bilsin istedim. Yani onu da bilsin, bunu da bilsin, şunu da bilsin. Ama title engineer, yani ya bu adama architect falan deseniz bile az yani. İşte head architect falan olması lazım o şeyin. Orada bir soru işareti var. Kafalar karışık. Yani DevOps engineer 0 bir yıl tecrübe adam olabilir mi? Ya zaten olamaz. Çok zor. O yola nasıl girecek insanlar? Zaten konvansiyonel iki yaklaşım var. Doğru mu? Development'tan geleceksin ya da operations'tan geleceksin. Türkiye'de biraz operations'tan gelenler bu işi götürüyor. Biz zaten şöyle oldu biliyorsunuz. Bir gecede tabelaları indirdiler. Sistem uzmanı DevOps diye taktılar. Biraz olay Aynen. öyle devam etmeye başladı. O da çok sağlıklı değil. Yani işte sürekli
Bize talepler geliyor. İşte hocam belki de Kubernetes administration falan, ya tamam abi Kubernetes yaparız da. Yani bu işin çok sadece bir kısmı. Evet, popüler araç, güzel araç. Ama şimdi bir kere oraya bir dockerization ihtiyacım var, doğru mu? Dockerize, konteynerize edeceğin şeyi bir oluşturma ihtiyacım var. Yani bu bir silsile. Bunun yanında gerçekten çok cross-disipliner bir alan. İnternette falan bu alanda kendi geliştirmek isteyenler şey bulabilir. İşte DevOps Roadmap gibi böyle işte dokümanlar var. İşte Linux bilmekten başlayıp CI/CD'ye vesaire. Oradan işte en azından bir scripting language ya da bir işte compiled language, Python ya da Java gibi bir şey. Oradan cloud'a doğru gider vesaire, ama DevOps'ta bugün ihtiyacınız olan bilgileri edinmek için aşağı yukarı 8-10 kişilik bir ekibe ihtiyacınız var. Öyle bir kişinin falan yapabileceği bir iş değil. Çünkü birçok işin toplamı anca bu işte platform ekipleri dedi ki 10 kişilik bir platform ekibi zaten o sayıyı veriyor. Onu söyleyebilirim. Sözü de size atayım. Çeviklik bakış açısıyla ne olur ya. Ben Onu de da şeyi konuşalım. çok tetikledi bu. Belki söyledin. Bizim işte bireysel çeviklik diye bahsettiğimiz bir şey var, kavram. Yani organizasyonların, takımların daha çevik olmasından bahsederken bireylerin de daha çevik olması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu da şeyi ifade ediyor. Bunu da Nasıl Agile Olunur kitabıyla piyasaya şey yapmış sürmüş Ahmet Aktar'dan referansla anlatayım. Yani bireylerin tek bir konuda böyle çok derinlemesine uzmanlaşması kıymetli, değerli bir şey, ama bugün ayakta kalabilmesi için çok şey değil, yeterli değil. Senin söylediğin gibi bir gecede sistem mühendisi tabelaları indi. Ne yapacak sistem mühendisleri? Sistem mühendisinden başka hiçbir şey bilmiyorsa, işte cloud computing bilmiyorsa veya DevOps konusunda çok şeyse, gerideyse ne yapacak? Ayakta kalamayacak. O yüzden cross-functional takımlardan bahsettiğimiz bir yerde, dünyanın bu kadar hızlı değişti, işte o iş tanımlarının mevcut olmayan mesleklerin ortaya çıkması çok hızlı bir şekilde, bazılarının ölmesi ve hayatımızdan çıkması şey hep destekler nitelikte. Hani hizmet verdiğin alanda gerçekten müşteriye dokunarak, müşteriye çok yakın, onu odağına alarak yaptığın bir işin varsa, ona değer üretmek için ne gerekiyorsa biraz bilmen, en azından takım oyuncusu olabilecek kadar bunlara hakim olman bence çok değerli. Yani bu, hem biz danışmanlık yaptığımız organizasyonlarda bunu sıkça söylüyoruz, hem de kendimiz de bunu bir taraftan uygulamaya çalışıyoruz. Yani başka da bir şeyler öğrenmek, takım oyunu oynuyorken o takım arkadaşının derinlemesine bildiği bir konudan aware olmak, yeri geldiğinde ona destek olabilmek belki de, ve bu şeyleri de, alternatifleri de sürekli canlı tutmak önemli. Şey de kıymetli, sen bir 10 kişilik takım ancak bunu yapabilir, ama onun bir takım olması lazım. 10 tane bireyi Doğru. organizasyonun farklı yerlerine bıraktığında organizasyona gerçekten DevOps hizmetlerini sunabilecek, operatifleri ayağa kaldırabilecek bir şey çıkmayacaktır ortaya. Kesinlikle. Evet. Yani Evet. ben bir şey eklemiyorum. Ahmet Bey'in acaba bağlantı Görüntü problemi mi gitti. Evet, Ahmet'in. gitti? Geldi mi? Geldi tekrar, evet. Geldi, tamam. Okey, ben çok fazla bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Son bir sorum var, ardından bitireceğim. Kariyer yolculuğundan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Agile ve DevOps'a ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler için nasıl öneriler verebiliriz? Neler söyleyebiliriz kendilerini geliştirmeleri için? Ben şöyle Ben bir de baş. tekrar rephrase edeyim. Şunu sorayım abi. ACM'de çalışmak için, ACM'de Agile Coach olmak için ne lazım? Herkes bunu Ya. merak ediyor. Yoksa İnsanlar continue. o yüzden toplandılar buraya. Bunu bir öğrenelim. Abi hiçbir şey ACM'de çalışmak için herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Şey lazım. ACM için. Ne lazım? Biz böyle çok bilgi deneyimden öte, yani ortak değerler var mı diye bakmaya çalışırız da attitude daha önemli bir şey gibi geliyor. Yani çabalamayı öğrenmiş olmak en önemli şey, zeka, bilgi falan bunlardan öte çabalama becerisi, çabalama konusundaki iradesi önemli insanların. Aynı şey çerçevede cevap vereyim soruya da. Yani DevOps, Agile konu ne olursa olsun bireysel çevikliğini artırabilmiş
insan olabilmek çok değerli. Konfor alanını sürekli zorlayabilmek çok değerli. Tabii yeteri kadar bunu yapabilmek de önemli. Yazılımı şöyle, yani teknoloji geliştiren bir domaindeysek ve buraya hizmet veriyorsak, bana göre yazılımı biraz bilmek gerekiyor. Yani yazılımdan hiç anlamayan birilerinin DevOps'la ilgili çalışmalar yapması onları zorlayabilir gibi geliyor bana. O yüzden yani bir takımın içerisinde, cross-functional bir takımın içerisinde bulunup oradaki cross-skill'lerden faydalanabilmek, cross-fertilization diyor ya Jeff Sutherland, işte o farklı farklı yetkinliklerden de öğrenebilmek değerli. Bir agile coach ya da teknik tarafta ilerleyen insanlar için de ben sertifikasyonları bayağı bir konuşmuştuk. Hatta geçenlerde Clubhouse'da falan tartıştık, konuştuk. Sertifikasyon iyi midir, kötü müdür? Yani onun satışını yapıyorsan ya da sertifikasyonu sadece elinde bir sürü sertifika var ve bunlarla bir şey olabileceğini düşünüyorsan çok doğru bir noktada değilsin. Ama sertifikalara gerçekten hazırlandıysan ve o sınavlara girdiysen, işte Scrum Org'un sertifikasyon programları var. PSM, işte Scrum Mastership, Product Ownership, Leadership falan gibi gidiyor. Teknik taraflarda da var tabii ki. Onlara girmek, ama amacı da şu olması kaydıyla. Yani sertifikam var, bakın benim değerim bu demek için değil de gerçekten seni bir yolculuğa çıkaracak bir şey olarak, enabler olarak görmek bunu değerli diye düşünüyorum. Burada şeyde de işte DevOps Institute ya da başka bir kurum varsa da DevOps konusunda, onların sertifikasyon yolculuklarına çıkıp, ama çıkıldığı zaman da şeyi de yapabilmek, o yolculukta farklı farklı destinasyonları görebilmek ve kimilerinde derinleşmek de değerlidir diye düşünüyorum. Çok genel hatlarıyla. Teşekkürler. Ben daha şey genel, yani Ahmet çok şey bu işin profesyonel kısmından bahsetti. İşte o sertifikasyonların sunduğu learning pad'lerden falan da bahsetti de. Ya genel anlamda ben sadece işte işim veya bir agile coach, agile danışman olarak veya işte bilgisayar mühendisi background'lu biri olarak falan değil de, böyle hayatın her alanına yayılan bir şeyimiz var ya artık. Bilgiye çok kolay ulaşma. Eğer merak ediyorsan şeyleri sürekli öğrenebilme fırsatımız var. Yani ben onun canlı kaldığı müddetçe istenilen alanda, istenilen derinlikte ve işte o takım oyuncusu olabilmek için birçok farklı alanda bilgi sahibi olma, yetkinlikler belki kazanma dediğim şey. Yani onlar çok kolaylaştı artık. Ben onların da bayağı bireylere yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu Ahmet'in şeyi, hani çaba dedik ya, işte attitude önemli. Eğer çaba var ve o çocuksu merak da varsa sürekli, gerçekten o iyileşme bir sonuç olarak kaçınılmaz bir şekilde geliyor zaten. Süper, teşekkürler. Belki senin eklemek istediğin bir şey var mı kariyer yolculuğuna dair? Sen de bu aralar DevOps coach olmak için galiba çalışıyordun bildiğim kadarıyla. Aynen. Tarafta o aslında. Yani sertifikasyonla Ahmet bahsetti. Bunlar sihirli değnek değil, ama sizin bilgilerinizi böyle belli bir şekilde sokmak, belli bir standart oluşturmak, biraz da kendinize kanıtlamak için bence de faydalı. O anlamda da tavsiye ederim açıkçası. Hani şu da olmaması lazım, ama hani sertifikasyon, hani tırnak içinde söyleyeyim, fetişisti sürekli sertifika kovalıyor. Böyle ayda 92 tane sertifika alıyor. Link işte bunları böyle şeylerle paylaşıyor. O çok doğru bir yol değil. Belirlemek lazım. En doğru sertifikalar neler? Onları böyle içselleştirerek, hazmederek gerçekleştirmek. Yani işte hepimiz okullarda okuduk. Yani sınavı geçmek için geçmek vardı. Bir de işte hazırlanıp öğrenerek geçmek var. Ben üniversite sonuna kadar geçmek için geçtim. Sonra yüksek lisansı önce öğrenmek için geçmeye başladım. İkincisini tavsiye ederim açıkçası. Süper, teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yavaş yavaş veda edeceğiz çünkü. Ya ben çok teşekkür ederim. Ahmet bir şey ekleyecekti sanırım. Ben kapanışıma geçmeye başlamıştım. Ben de teşekkür edecektim. Ha, tamam. Ya şey güzel oldu benim için. Bu etkinlik vesilesiyle gerçekten çok 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 uzun süredir böyle çok uzak durduğum o teknik terimleri bile bir okumak, onları bir yeniden hatırlamak, ha şöyleydi falan diye bir anımsamak benim için çok keyifli oldu, güzel oldu. O yüzden teşekkürler. Ben de aynı teşekkür edecektim.
Artı bir diyoruz o zaman veda. Ben o zaman farklı bir teşekkür edeyim abi. Çok teşekkür ederiz biz de. Ama hani ben vakit ayırdığınız için çok işiniz var biliyorum. Kurulsal dönüşümlerde yoruluyorsunuz. İşte birkaç akşam öncesinde konuşmamız gerekti vesaire. Ailenizden alıp bize vakit ayırdınız. Sağ olun, var olun. Umarım tekrar denk geliyor oluruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, Murat Bey size. Bize vakit ayırdığınız için. Berk sana da katkıların için çok teşekkür ediyorum. Katılımcımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizi takip edip bir sonraki talkslarda da bizlerle birlikte olursanız çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın.